Gel bakalım buraya. Bu videomuzda Huawei MateBook D16'yı inceleyeceğiz. Detaylarını ineceğiz. Huawei'nin bazı iddiaları var. Onları test edeceğiz. Mesela diyorlar ki 15 dakikalık şarjla 2 saatlik ofis kullanımı yapabilir. Yapabilir mi? Onu test edeceğim. Deneyimlerimi aktaracağım. Ve bu bilgisayar kimlere hitap ediyor? Kimlere tavsiye ederim? Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak hemen tasarımdan başlamak istiyorum. Öncelikle bu bilgisayar 16.1 inç ekrana sahip. Yani büyük bir bilgisayardan bahsediyoruz. Fakat %90'lık ekran gövde oranıyla bir taraftan da kasası sıkıştırılmış küçük de bir bilgisayar. Yani ekran boyutuna göre olabildiğince küçük bir bilgisayar aslında. Yani 4.9 mm'lik ince çerçeveler sayesinde ekran gövde oranı gayet iyi %90 seviyesinde. Yani böylece Huawei hem büyük bilgisayar isteyenlere hem de taşınabilir olsun, ufak olsun isteyenlere aynı anda hitap ediyor diyebilirim ağırlığı da 1.74 kilogram. Bu da işte 16 inçlik bir bilgisayar için gayet iyi bir seviye ki bir taraftan bu bilgisayar alüminyum bir kasaya sahip. Bu aynı zamanda hem soğutma için hem de uzun ömürlü dayanıklı bir bilgisayar arayanlar için iyi bir seçenek. Tabi ekran çok önemli. Ekran burada 1920 x 1080 çözünürlüğe yani Full HD çözünürlüğe sahip. Dediğim gibi %90 çerçeve ekran gövde oranına sahip. Buna Huawei FullView ismini vermiş. Gerçekten çok iyi. %100 sRGB renk gamını da destekliyor. Yani gördüğünüz renklerin doğruluğu canlı konusunda da ya da içerik üretirken ki deneyiminizi etkileyecek, olumlu yönde etkileyecek bir özellik bu. Aynı zamanda 300 nit parlaklığa da sahip. Bu da yani ortalamanın üzerinde iyi bir değer. Bu ekran göz koruma sertifikası ile beraber flicker yapmıyor. Gözünüzü rahatsız etmiyor. Gözünüzü uzun süreler bilgisayara baktığınızda yormamaya çalışıyor. Yani ekran ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bana sorarsanız iyi bir ekranı var. Deneyimi de gayet yeterli ve iyi. Yani bu ekranla içerik de üretebilirsiniz. Sosyal medya içerikleri vesaire üretebilirsiniz ki performans kısmında ona da değineceğim. Bağlan portlarına gelecek olursak cihazın sol tarafında 2 adet Type-C ve HDMI girişi var. Sağ tarafında da bir jack ve 2 tane USB 3.2 girişleri var. Benim burada eksik gördüğüm bir şey var. Bir tane SD kart okuyucusu olmasını beklerdim. Çünkü işte sRGB ekranı yüksek performansıyla bir taraftan içerik üreticilerine göz kırpıyor. Burada da bir SD kart okuyucu olsaydı çok daha pratik olurdu. Benim giriş çıkış olarak eksik gördüğüm tek konu SD kart okuyucu. Ama onun dışında olması gereken her şeyi koymuşlar. USB-C, Type-C, HDMI, jack girişi her şey mevcut. Aynı zamanda bu Type-C girişlerin her ikisinden de şarj edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun, test ettim. Klavyesi çok iyi optimize edilmiş. Ya tuşların konforu, basma hissi, geri bildirimi, sesi vesaire benim çok hoşuma gitti. Yani Matebook'ta ofis işlerinde yazı yazma keyfi nasıl diye soruyorsanız gayet iyi buldum. Hani yeterli değil, iyi buldum. Tuşlar akıyor resmen. Hiç sıkıntı yok. Aynı zamanda alttan aydınlatması da var. Bu sayede gece karanlıkta vesaire de yazı yazarken hiç sorun yaşamayacaksınız. Ben klavye deneyimini çok beğendim. Aynı zamanda parmak izi sensörü de var. Bu sensör de çok hızlı çalışıyor. Bilgisayarı açarken mesela direkt yani bizim parmak izi sensörüne sahip telefonlardaki deneyimimiz neyse birebir aynısı var. Yani dokunduğun anda pat diye açılıyor. Kamerayı da Huawei'nin gelenekselleşmiş artık bir kamera dizaynı var. Kamerayı çerçeveye koymaktansa ki burada çerçeveyi inceltmek için böyle yapıyorlar. Klavyenin hemen ortasında yer alıyor kamera. Basıyorsunuz açılıyor basıyorsunuz kapanıyor şeklinde. Bu aynı zamanda güvenlik endişesi olan insanlar için de güzel bir yöntem. Ben beğendim yani kameranın orada olması biraz aşağıdan çektiği için dezavantaj gibi görünse de diğer avantajlarını düşünürsek çok da önemli değil yani aşağıda olabilir bence. Görüntüsü sesi nasıl diye merak ediyorsanız ona da bir bakalım. Evet şu anda D16'nın direkt web kamerasına konuşuyorum. Görüntüsü bu şekilde. Kameraya baktığımda da bu şekilde bir görüntü alabiliyoruz. Ee, ekrana bakarak konuşursam atıyorum bir Skype görüşmesi yaptığımızda da bu şekilde görünüyorsunuz. Biraz alt taraftan çektiği doğru ama şöyle bir imkan tanıdığı için Bence gayet iyi. Yani bence gayet yeterli ve iyi. Şimdi böyle büyük ekranlı, keyifli bir ekranlı bilgisayarda film dizi izlemek isteyeceksiniz. Burada da hoparlör devreye giriyor. Hoparlörün sesi nasıl diye sorarsanız. Hoparlör ortalamanın üstünde bir sese sahip. Ve yani 7 artı bir sanallaştırma vesaire de yazılımla yapabiliyor. Yani ben yeterli buldum. Deneyimlerim iyi. Size de bir kısaca dinletmek istiyorum. Müzik sesi bu şekilde öyle çok mükemmel olağanüstü değil. Yani ayarında yeterli bir ses seviyesi var. Bunu da bu şekilde bu haliyle film dizi izlenir. Şimdi gelelim performansa en çok merak edilen kollardan birisi ki benim de merak ettiğim konu. Çünkü bu bilgisayarın üzerinde AMD Ryzen işlemci var. Hani gerçekten performansını, sıcaklık değerlerini vesaire çok merak ediyorum. Kısaca teknik detaylarından bahsedeyim. Bu bilgisayarın üzerinde AMD Ryzen 5 4600H 6 çekirdekli 7 nanometreye sahip işlemci var. Aynı zamanda 16 veya 8 8 GB'lık DDR4 3200 MHz'lik bellek seçenekleri var. Ve 512 GB'lık yüksek hızlı SSD ile beraber geliyor. Şöyle söyleyeyim bu bilgisayarın açılması, kapanması, uygulamaların açılması, kapanması vesaire oldukça hızlı. Yani genel kullanım için performansı nasıl bizi üzer mi bir şey açarken kapatırken nasıl derseniz hem işlemcisi hem üzerindeki SSD'si, RAM'i, şu su vesaire gayet hızlı açılıp kapanıyor. Ve ben şunu merak ettim. Ya bu bilgisayarda oyun oynanır mı acaba? Hani ekranı güzel, klavyesi güzel, ses deneyimi güzel, her şeyi güzel. Oyun oynanır mı diye merak edip üşenmeden GTA 5'i kurdum. Benim oynadığım oyunu biraz eski olabilir ama grafikleri vesaire her bilgisayarı zorlayan hani baba oyunlardan birisidir. Bir bakalım nasıl bir deneyim sunmuş. Yani gayet iyi ve gördünüz enteresan bir kısım var. Bilgisayar kolay kolay ısınmıyor arkadaşlar. Bu bilgisayarda en çok hoşuma giden şey buydu. Hani bir klavyesini çok beğenmiştim. Bir de ısınmaması. Yani bu AMD Ryzen'la beraber Huawei bu işi çözmüş. Aynı zamanda özel bir fan sistemi de yapmışlar. İnce yapraklı, sessiz çalışan. Gerçekten bilgisayarda fan sesi duymuyorsunuz. Çalıştığı zaman da çok düşük seslerde çalışıyor ve aynı zamanda bilgisayar ısınmıyor. Yani genel kullanımda 40 derece göremiyorsunuz. 35, 37, 38 derecede falan geziniyor. Oyun oynarken bile yani öyle 60 70 derece 80 dereceleri gören bir bilgisayar değil ve gördünüz oyunda oynatıyor ya bu bir oyun bilgisayarı değil oyun oynayacağım diye almayın bu bilgisayarı bunun o da daha farklı videonun sonunda bahsedeceğim ama arada da oyun oynayayım ya arada da sevdiğim iki tane oyun var oynasam nasıl olur diye merak ediyorsanız gördünüz oynatıyor ben de hiç takılmadan keyifli bir şekilde oyun oynayabildim tüm bunları yanında bu bilgisayarın sevdiğim bir özel daha var Huawei diyor ki bu bilgisayar 9.5 saate kadar video izleme deneyimi sunabilir bu günümüz şartlarında iyi bir der ama başka bir şey daha söylüyorlar diyorlar ki bu bunu 15 dakika şarj edersen 2 saatlik ofis kullanımına imkan verecektir diyor. Gerçekten öyle bunu çok merak ettim ve test ettim. Hep beraber bu teste bir bakalım. Bu testi yapabilmek için ilk önce bugün şarjını tamamen boşalttım ve saat 17.00'da 15 dakikalık şarj için şarja bıraktım. 15 dakikalık şarjın ardından 17.15'te bilgisayarı açıyorum. Bu arada size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Huawei 2 saatlik kullanımı ofis kullanımı için olarak belirtmiş. Ben bunu simüle etmek için YouTube'dan bir video oynatacağım. Aynı zamanda siz bu sırada sıcaklık ve işlemci değerlerini görün diye. sol tarafta da etkinlik monitörünü açtım. Bu arada 2 saatlik şarj ile bilgisayar tam %30 şarj olmuş. Huawei ekran parlaklığını 150 nit olarak belirtmiş. Ben bu testte 4. seviye ekran parlaklığını seçtim ki gün ışığında ofis ortamında da gayet yeterli bir parlaklık. Şimdi 2 saat çıkmadı. 1 saat 45 dakika çıktı ama bu gayet yeterli bir değer. Ayrıca şunu eklemek istiyorum. Huawei bu testi %1'e kadar yapmış fakat benim bilgisayarım %5'te kendini kapat yani içindeki %4'lük değeri de katarsak parlaklık diğer koşulları da eklersek zaten o 15 dakikalık kısmı da sağlayacaktır diye düşünüyorum ve Huawei'nin bu iddiasını gerçek olarak kabul ediyorum. Gerçekten çok hızlı şarj oluyor. Aynı zamanda size gerçekten mantıklı yani 2 saat hayat kurtaracak bir kullanım deneyimi de sunabiliyor. Ve şarj demişken şuna da değinmek istiyorum. Şarj adaptörü gayet küçük. Yani bu çok önemli bir şey çünkü taşınabilirlik bir taraftan da böyle bir şeydi. Yani bir bütün halinde bakarsanız bu bilgisayar taşınabilir yapan konulardan birisi bu şarj aletlerinin büyüklüğü gerçekten ufak bir şarj aleti yapmışlar. Neredeyse bazı telefonların şarj aleti böyle. Hani ben bu konuda da Huawei'yi tebrik ediyorum. bilgisayar hem hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsun hem de öyle büyük bir şarj adaptörü taşımıyorsun. Gayet ufak bir şarj adaptörü yapmışlar. Bu da önemli detaylardan birisi. Bakalım bu bebeksi bilgisayarın kutusundan neler çıkıyor. 10, 18, 24, 45 ve 65 watt destekli tüm Huawei cihazlarınızda kullanabileceğiniz Type-C girişli şarj aleti. Her ucuda Type-C olan şarj kablosu, kullanım kılavuzu, jelatin ve MateBook D16. Genel olarak MacBook deneyimini sizlere anlattım. Performansından bahsettim ki performans dışında bu bilgisayarın sürpriz konuları da var. Bağlantı seçeneklerinden bahsederim. Wi-Fi 6 desteği var. Bu Wi-Fi 5'ten 2.7 kat daha az. Yani son teknoloji bir Wi-Fi sistemine sahipsiniz. Bluetooth 5.1 destekli vesaire. Ve bu bağlantı teknolojileriyle beraber Huawei telefonlarla yüksek hızlı ekran paylaşımı, dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda güncel bir Huawei telefonunuz varsa bilgisayar kapalıyken bile Type-C portu üzerinden telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Yani bu bilgisayar aslında şu şekilde tasarlanmış, hemen hemen her şeyi aynı anda sunabilen bir bilgisayar yani taşınabilir, büyük ekranlı, performansı oldukça ısınmıyor pili uzun ömürlü, hızlı şarj oluyor. Bağlantı teknolojileri gayet yerinde yani. Her açıdan çok iyi. Peki bu bilgisayarı ben kimlere tavsiye ediyorum? Kimler almalı diye düşündüğünüz zaman bir taraftan böyle yani hemen hemen herkese hitap ediyor diyebilirim. Ev kullanımda gayet iyi. Film, dizi vesaire izlemek için ekranı büyük. Bir şeyler yazmak, işlemek, oyun oynamak için yeterli. Çok böyle performanslı gaming biriyseniz zaten bu bilgisayarı bakmayacaksınızdır. Gaming bir laptop bakacaksınız. Benim oyun kısmından bahsettiğim yani arada sırada oyun oynayan, kafa dağıtmak için oynayan, Basit oyunlar oynarken. Ben GTA 5 oynadım gördünüz. Bu işi de yapabiliyor. Bunları yaparken ısınmıyor. Alüminyum kasaya sahip. Bu bize şunu veriyor. Yani ısınmamasının avantajı şu. İleride de bu bilgisayarın uzun öbürlü olabileceği hakkında bize fikir veriyor. Yani ısınan bilgisayar çok fan çalıştıracaktır. Fan toz yapacaktır vesaire. Bu tarz risklere de girmiyor. Ev kullanımı için oldukça ideal. Yani aynı zamanda ofis kullanımı için de, öğrenciler için de, öğretmenler için de bence ideal bir bilgisayar. Yani klavyesi çok iyi yapmışlar. Dokunma hissi. Gerçekten bir yerde test etme şansınız varsa demek istediğim anlayacaksınız. Klavyesinde yazı yazmak çok keyifli. Sessiz de çalışıyor. Ve ofis vesaire uygulamaları için işlemcisi, SSD'si, RAM'i gayet yeter ki ben burada 16 GB yani hemen hemen herkesi 16 GB olan modeli tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 8 ve 16 GB'lık olarak sadece RAM olarak farklı. Ben 16'yı tercih etmenizi tavsiye ederim size. Ve fiyat olarak da 8 GB'lık model 7000 TL, 16 GB'lık model de 8000 TL'den şu anda ön satışa açılmış durumda. ofis kullanımında, iş yerinde, toplantıya gittiğinde, şarjı vesaire gayet iyi. Şarjı bitecek gibi olursa da yani bir 15 dakika takıyorsun şarjı, pat diye 2 saatlik kullanım sunuyor. Her açıdan bence bu bilgisayar olmuş. Hemen hemen herkese hitap ettiğini söyleyebilirim. İş içinde kullanabilirsiniz, ev ve eğlence için de kullanabilirsiniz. Bir ara şey demiştim, içerik üreticileri de kullanabilir diye. Evet, çünkü sRGB'yi %100 destekliyor olması, 1080'lik ekranı gayet iyi. Belki burada Full HD değil de 2K, 4K ekranlar daha iyi olabilir. Belki sonraki modellerde, belki farklı modellerde görebiliriz bunu ama bu bilgisayarın Full ekranı da gayet iyi. Bunun için de yine gidip bir test edebilirsiniz. Bir yerde bir ekranına bakabilirsiniz. Onun dışında o 300 nit parlaklık vesaire sRGB desteği ve 16 inç olması da içerik üretmek için iyi. Video düzenlenir mi kısmı düzenleniyor. Ben test ettim. Yani 4K video düzenleyebiliyorsunuz ama render süreleri harici GP olan modellere göre düşük kalacaktır. Ama çalışırken nasıl çalışıyor, izletiyor, oynatıyor kısmı nasıl derseniz gayet iyi orada da bir sorun yaşamadım. Ama Photoshop'tur vesaire gibi programlar kullanıyorsanız bu bilgisayar tercih edebilirsiniz. Bana bazen mimarlar vesaire çok detaylı programlar soruyorlar. Onların işini görür mü? O kısmı bilemiyorum. Kullandığınız programlara teknik özelliklerine, speklerine bakarsanız minimum desteklediği işlemci, SSD, RAM seviyesi nedir? Bakarsanız bu bilgisayarla kıyaslarsanız oluyorsa büyük ihtimalle sizin işinizi görecektir demektir bu. E, bu şekilde kararlarınızı verebilirsiniz. Benim MacBook deneyimim gayet pozitif ve olumluydu. Ben bu bilgisayarı beğendim. Eğer Windows platformunda bir bilgisayar almak isteyen tanıdığım olsa tavsiye edebileceğim bir bilgisayar olmuş. Eğer bu incelemeyi beğendiyseniz videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Sosyal medyada tam indiri ve beni de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.